Şöyle bir eş başkanlık esprisi yapılmış. Şunu da okuyayım. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları CHP genel başkanı Özgür Özel'in partilerini ziyaret etmesine ilişkin konuşurken bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin eş başkanı diyesim geldi. Ya. Sayın Özgür Bey'in heyetiyle birlikte ziyareti gerçekleşti ifadelerini kullandı. Hatimoğulları'nın sözleri salonda gülüşmelere neden oldu. CHP'nin nasıl HDP'leştiğini de görüyoruz yani böylece. DEM Parti Özgür Özel'i daha çok sinirlendirecek bir yorum yapamazdı herhalde. Muhtemelen Özgür Özel çok kızmıştır. Şimdi İsmail Saymaz ama yani. Şimdi Hasan Bey ismin müellifi İsmail Saymaz çok güzel yazdı. Hasan Bey güzel. Fiili olarak eş başkanlık dönemi başlamıştır. Yorumlardan mutlu olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde. Cumhuriyet bilmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde eş başkanlık durumu yok. Yani o Tülay Hanım'ın yani DEM Parti eş başkanının bir esprisi. Hayır. Bence biraz yakışıksız bir espri. Hayır. Müellif İsmail Saymaz. Sözcü yazarı. Ağzından kaç. Diyesim geldi ya ağzından kaç. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a ait. Efendim neyse anladım. İkinci günü fiili olarak CHP'de eş başkanlık dönemi başlamıştır. Cümlesi İsmail Saymaz'ın köşe yazısından alıntıdır. Sayın Cumhurbaşkanı bugün külliyede, bugün galiba değil mi? Hüdapar Genel Başkanı ile görüştü. Evet. Hüdapar Genel Başkanı Diyarbakır 2001'de mi öldürülen Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan'ın katillerinin avukatı. Avukat Zekeriya Yapıcıoğlu. Evet. Gaffar Okkan'ın katillerinin avukatı. Bugün külliyede Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü mesela. Evet. Yerel seçimde ittifak yapmak için. Bir, iki. Şimdi ben de Barış Hocam gibi bir, iki, iki. Estağfurullah. AK Parti bu ülkedeki Kürt sorununu çözmek için barış süreci sırasında 4-5 yıl boyunca Oslo'da İngiliz gizli istihbarat servisinin MI6'nın gözetiminde Milli İstihbarat Teşkilatı ile PKK yöneticilerini aynı masaya oturttu. Uluslararası bir kuruluş var. İngiliz istihbaratı da girmek istiyor ama uluslararası bir kuruluş. Tamam. Evet, neyse. Oslo'da görüşme yapıldı, doğru. Gel Dolmabahçe. Dolmabahçe'de Abdullah Öcalan'ın HDP'lilere verdiği anayasa taslağı ile AK Parti müzakere yaptı. Türkiye'deki bu sorunu nasıl çözeriz? Anayasanın hangi maddelerini değiştirirsek Kürt sorununu aşarız, Abdullah Öcalan'ı memnun ederiz diye. Hı hı. AK Parti ile PKK anayasa müzakeresi yaptılar. AK Parti ile PKK. Dolmabahçe'de ne olduğunu bir daha söyler misin? AK Parti ile PKK anayasa müzakeresi yaptı. Dolmabahçe'de ne olduğunu. Şimdi efendim Özgür Özel şöyle yaptı. Dur öyle olmadı çünkü. Biraz önce. Öyle olmadı. Tamam ben öyle biliyorum. Biraz önce. Ya Dolmabahçe'de bir iki tane bildiri okundu. Birisini HDP'liler okudu. Bir anayasa taslağı yaptılar mı? Birisini HDP'liler bir anayasa taslağı yaptılar mı? Sonradan Sayın Cumhurbaşkanı baktı bu iş tehlikeli gidiyor, reddetti. Masayı dağıttı. Ya hatırlayın. Hasan Bey lütfen. Bakın. Hasan Bey lütfen. Tamam. Bir dakika. Bülent Arış niye tasfiye oldu sorusunun cevabı odur. Ya neyse. Yaptılar mı kardeşim? Yaptılar mı? Çalışma yaptılar mı Hasan Bey? Bak başka bir şey söylüyorum. Kim nasıl tasfiye oldu beni ilgilendirmez. Bak ben size söyleyeyim. Yaptılar mı? Bak ben hayır. Biraz önce Şeyh Said'i konuşurken, ne kadar önemli bir adam olduğunu söyledin mi? Için. Yoksa hükümet biraz görüştü, önce devlet görüştü mü? Devlet görüştü. Biraz devlet. Önce Oslo'da görüştü mü? Tamam, Milli İstihbarat Teşkilatı. Allah aşkına Hasan Bey yani kardeşim. Yani bak devam. Ya hayır ben bir şey diyeceğim. Buyurun devam edin. Bir dakika. Devam edin. Bir dakika kardeşim. Devam, yani bir şimdi devam bizim aklımızda ben dalga geçmeyin kardeşim. AK Parti görüştü mü? AK Parti görüştü tabii. Ben sadece diyorum ki Abdullah Öcalan'a yapılan övgüleri unuttunuz mu ya? Ben hayır unutmadık canım. Unutmadık. Biraz önce kendin Şeyh Said'e yaptığın övgüleri unuttun mu? Övgü yapmadım. Hayır. Ben başka bir gel bu tarafa gel. Tamam. He. Nokta. Başka sorum yok. Tamam. Geldim bu tarafa. Şimdi diyorsun ya anayasa çalıştılar diyorsun ya ben onu söylüyorum. Öyle Özgür değil. Özgür Özel bugün kimle görüştü? Bildiri, iki bildiri var orada. Birisini HDP'ler okudu, birisini hükümet adına AK Parti'nin adı bir gazeteci meslektaşımız demiş ki AK Parti yanlış yaptıysa CHP'nin de mi yanlış yapması? Devam edin. Devam edin ya. Yanlış yapması gerekmez. İşte yanlış yapmadan süreci götürmeye çalışıyor Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi kardeşim. Şehit cenazesine de gireriz. Kürtler, ama şimdi AK Parti şöyle tepeye çıkmış. 21 yıldır memleketi yönetiyor. Tepeden bakıyor böyle Kürtlere. He, bu Kürtler terörist. Ama diyorsun ama ki Hüdapar Genel Başkanı bugün karşıladı AK Parti'de konuştu diyorsun. Sonra diyorsun ki Kürtler terörist dedi. Bir dakika cümlemin tamamını söyleyeyim. AK Parti'ye destek vermeyen Kürtler terörist. Yok. Zekeriya Yapıcı AK Parti'ye destek veriyorsa
Gaffar Okka'nın katillerini savunmuş olsa da o muteber Kürt. Ama Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi, ya şu Kürt sorunu bir bakalım, çözelim, bakın Kürtleri temsil ettiğini söyleyen HDP ile bir görüşelim dediği zaman, vay sen PKK ile mi görüşüyorsun? Ama geçen hafta aynı depi, demi, ben aynı görüşüyorsun Tuncer Bakırhan ve Tülay Hamitoğulları'nı, eş başkanları, Sayın Numan Kurtulmuş ziyaret ettiği zaman, canım ne olacak bunda, edebilir falan deniliyor. Peki Sayın Özgür Özel'in sabah şehit cenazesine gitmesi bu görüşmenin önünde. Evet. Sembolik olarak bakın biz şehitlerimize de sahip çıkıyoruz manasında doğru bir adım mıdır? Yoksa önce şehit cenazesine gidip sonra da DEM Parti eski HDP'yi ziyaret etmesi Hasan Öztürk'ün dediği gibi çelişkili midir? Çelişki değildir efendim, maalesef her gün aşağı yukarı her gün şehidimiz oluyor. Maalesef her gün şehidimiz oluyor. Yok. Maalesef sık sık şehidimiz oluyor. Böyle şimdi şehitlerimiz üzerinden bir siyaset üretilecekse bu ayıptır. Ya yani şehit bu milletin şehidi. Hepimizin, ülkemizin bütünlüğü için savaşıyor ve şehit oluyor. Hepimizin yani kalbine gömülüyor şehitler. Yani şehitler AK Parti'nin şehitleri değil. Şehitler bu milletin şehitleri. Hepimizin güvenliği için, bu ülkenin bütünlüğü için savaşırken Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, bizim ordumuzun mensubu olarak savaşırken şehit oluyorlar. Mücadele ederken terörle. Hangi terörle? Özgür Özel'in de şehidi. Hangi terörle? Sayın Bahçeli'nin de şehidi. Terörle? Sayın Cumhurbaşkanı'nın da şehidi. Ya hangi terörle? PKK terörüyle. Heh, güzel. PKK terörüyle tabii ki. Güzel. Şimdi efendim, Türkiye'de bir sorun varsa kimle görüştü Özgür Özel bugün? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üçüncü büyük parti. Üçüncü büyük. Evet. MHP'den daha fazla galiba değil daha mi? Daha fazla olması lazım. Evet. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki üçüncü büyük grup olan partinin genel başkanıyla, genel başkanlarıyla görüştü Özgür Özel. Genel ne var bunda kardeşim? Ne var bunda? Yani AK Parti PKK ile görüşürken, bir şey, efendim Türkiye'nin sorununu çözmek için görüşüyor. Ama Özgür Özel CHP DEP ile görüşürken, yani siyasi partiyle, meclisin üçüncü büyük partisiyle görüşürken, vay CHP terörle görüşüyor. Öyle mi Hasan Bey? Biz de bunu yiyeceğiz mi? Bilmiyorum. Biz de bunu yiyeceğiz mi? İstersen yemeyiz kardeşim. İstersen yemeyiz. Yeme. Peki, burada artık bir realite. Artık yemez. Gerçek artık duruyor. Gerçek artık duruyor. 15 yani ben gerçekten diğer konuklarım PKK'ya terör örgütü diyemeyen bir partiyle dedim. Siyasete zemin açalım. Terörle görüşüyor demedim. O aynı AK Parti. Aynı AK Parti. Bakın bir taraftan CHP'ye bu suçlamaları yaparken bir taraftan da masa altından anlaşıldı. Eski vekiller, eski temsilciler aracılığıyla. Hayır, bir şey daha söyleyeyim. Son cümlemi söyleyeyim. HDP'yi tıpkı İyi Parti'ye yaptıkları gibi HDP'ye kendi başımıza girin. İstanbul'da güçlü bir aday çıkarın. Ekrem İmamoğlu'na kaybettirin. Bunu yaparsanız ben sizin seçimden sonra Diyarbakır Belediye Başkanınızı görevden alıp kayyum atamayacağım diye pazarlık yapıyor. Bişar Özbey. Çok iddialı bir söylem bu ama ben geldiğimiz... İddialı değil, buna dair bir bilgi var. Bugün çok, ben teyit ettim bunu. Geldiğimiz noktaya Şaban Sevin çok üzülüyorum. Belki söyleyeceklerimi şaşırtabilir sizi ama bundan yıllar evvel Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli ile Ahmet Türk Meclis'te merhabalaşmışlardı. Hayır. Ay, Ahmet Hasip, Türk'ün dönmesi şeyden hapisten çıkmış kızımız, Sayın Bahçeli'nin çağrısı. Sayın Bahçeli'ne mükemmel bir destek. Çok ya, teşekkür Hasip ediyorum. Hasip Kaplan'a gel bakalım Hasip diyen de Sayın Bahçeli. Şimdi Hasan abi, bir dönem biz hakikaten bu ülkede herkes herkese görüşebiliyor. Kimse biriyle görüştüğü için dışlanmıyordu. Ya ne yapıyorsunuz siz demiyordu. Ben dolayısıyla Sayın Özgür Özel'in DEM Parti'nin genel başkanıyla görüşmesini sakıncalı, sorunlu, problemli bulmuyorum. Bence herkes herkese görüşebilmeli. Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüşebilmeliler. DEM Parti yetkilileri. Konuşabilmeliler. Yani siz Özgür Özel'in gitmesini eleştirmiyorsunuz. Hayır, eleştirmiyorum. Enteresan, evet. Mesele aslında tabanınız buna ne diyor? Yani bizi şunu tartışacaksak, ya sen onunla nasıl konuştun? Şimdi çok açık bir şey var. Eğer bugün DEM'in genel başkanları, eş genel başkanları teröristse hemen cezaevine girsinler. Doğru. Ama bir şey konuşuyorlar, bir siyasi iddiaları var ve 6 milyon mu oy alıyor? Evet, yaklaşık 6 konuşulabilmeli. Yani kendileriyle bir istişare yapılabilmeli. Peki Hasan Öztürk'ün sabah şehit cenazesine gitti, öğleden sonra onlarla görüştü demesi çelişki midir? Hayır, ikisi de Türkiye'nin realitesidir. Yani şimdi bizim şehitlerimiz var. İçimiz acıyor hepimizin. PKK hem Kürtler için hem Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti için bir sorun. Yani PKK'yı Kürtleri temsil eden bir örgüt olarak görmemek lazım. Afganistan'daki uyuşturucunun sınırlarımıza kadar nakledilen
bir şeydir yani, pek sadece 40 yıldır varlığına Kürt desteğiyle. Hayır, hikaye. Yani dünyada 2 milyar uyuşturucu bağımlısı olduğu söyleniyor. İşin başka boyutları var. Yani Ortadoğu'da çok, özür diliyorum hocam. Tabii ki narko terör örgütüdür. Ortadoğu'da bakın, bunu söylediğim için bir Kürt olarak belki hayat tehlike de yaşayabilirim yarın öbür gün. Allah, aman Allah korusun ya. Tabii bu kolay değildir yani. Yok. Ama bir baktığınız zaman aptal olmak lazım bunları görmemek adına da. Yani çünkü Güney Amerika'daki uyuşturucuya dur diyorken bu taraftan bir servis dönmesi lazım. Yoksa uyuşturucu sevkiyatı dünyada istenirse bir günde sonlanır. Ama 2 milyar bağımlı var. Çıksınlar sokağa, ne olacak? Yani bu da bir realite. Şimdi biz... Ama olumlamıyoruz. Olumlamıyoruz tabii ki. YouTube'dan ben bir, yok, hayır. Dur. Kesinlikle öyle şey olabilir mi? Ben bir hukukçuyum. Ama bunun PKK terör örgütünü bir narko terör örgütü olarak da okumak, anlamlandırdığınız zaman zaten... Ya da işte, HDP'den de bağımsız diyoruz yani, öyle mi? HDP'den bağımsız diyemiyoruz maalesef. Yani onun da sebebi ne? HDP orada, yani bakın, organik bağlar nasıl var biliyor musunuz? Organik bağ yok diyen yalan söyler. Çünkü HDP'nin seçmeninin kardeşi dağda. Selahattin Demirtaş HDP'nin genel başkanıydı. Öz kardeşi dağdaydı. Peki hocam, o zaman kardeşlik, şu çelişki şurada. Gürkan abi. Bu partinin organik bu parti, bir bağ. Ta 90'ların başından itibaren. Gürkan abi, benim söylediğim kadar organik, çarpıcı bir şey yok. Abdullah Öcalan'ın İmralı günlüklerini okuyun, talimat veriyor. Diyor ki Diyarbakır'a Gülten'i yazın diyor. Gülten Kışarak Diyarbakır belediye başkan adayı oldu. Gürkan abi. Bütün talimatlar oradan gitti. Yapmayın Gürkan ya. Abi. Bunlar her şey çıktı ben ortaya. Organik bağ. İddianameler var. Ben binlerce delil var. Ben yani sanki organik bağ yokmuş gibi. Var tepeden, diyor ama zaten. Benim söylediğim şeyi destekliyor ve farklı bir şeymiş gibi söylüyor Gürkan. Ya abi kardeş ilişkisinde dedin. Ya bir şey abi, Gürkan abi. Abi kardeş ilişkisinde sizce Nurettin Demirtaş'la Selahattin Demirtaş görüşmüyorlar mıydı? Ya Nurettin Demirtaş ilk genel başkandı canım. Nurettin Demirtaş ilk genel başkandı. Genel başkanı talimat da alıyordu. Al sana işte çıplaklık bir organik bağ. Bak abisini karıştırma. Bırak. O işler abi kardeş ilişkisinin dışında bir şey söylüyorum ben. Ben de dışında bir şey söyledim. Dedim ki biri örgütün yöneticisi, biri de HDP'nin yöneticisiydi. Tabii ki de birbirinden talimat alıyordu. Bu bir realite, ben bunu kabul ediyorum. Realiteyse o zaman nasıl bağdaştırıyorsun? Oksimoron yani nasıl DEM Parti ile görüşebilmeli? DEM Parti hayır, görüşebilmeli şehit cenaze bağla o zaman. DEM Parti'nin bakın siz DEM'de, HDP'de, HDP'de pek çok tasfiyeler görüyorsunuz değil mi dönem dönem? Hı hı. Nasıl ki partilerin içerisinde belli gruplar belli yeri savunur. Bunlar büyük kurumlar. AK Parti'de de farklı görüşte olan insanlar var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de öyledir. Tamam. İYİ Parti'de de öyledir. DEM'in içerisinde de bugünkü DEM'in içerisinde de şahin bir kanat var. Daha Türkiye'lileşmeye çalışan bir kanat var. Eğer Türkiye'lileşmeye çalışan bir kanat varsa pek tabii ki konuşulabilmeli. Bundan daha doğal bir şey yok. Ha bununla da konuşmayalım. Hadi savaşalım. Hadi onlar da daha hadi savaşalım. PKK'ya itelim. Bu yanlış. Ama mesele samimiyet. Ha ben orayı sorguluyorum aslında. Özgür Özel günlük siyasi popülizmle mi gidip görüşüyor? Yoksa gerçekten orada Kürtlerle ilgili bazı kaygıları var. Ve o kaygılara bir çözüm bulalım üzerinden mi ama gidiyor? Tutarlı bir şekilde, tutarlı ben, diyeceğim. Şöyle geçtiğimiz haftalarda işte Pervin Çakar meselesinden sonra Kürtler yeterince eşit değil açıklaması da çok konuşuldu. Evet, yani Selahattin Demirtaş'a selam vererek başladı. Dolayısıyla Özgür Özel gayet kararlı bir şekilde, kendi içinde tutarlı bir şekilde DEM Parti, eski HDP ile ilişkileri, CHP'nin ilişkilerini güçlü tutmaya çalışıyor. Bunu ne zaman sınamadığımız, açık ve şeffaf. Sınamadığımız bir şeyi aslında netleştiremiyoruz. Ne zaman ama anlayabiliriz? Ama bu arada siz miydiniz bu yorumu yapan? Daha önce Kılıçdaroğlu da bunu çok denedi, evet, ben, ama CHP'nin oylarını arttıramadı. Arttıramadı, bu da bir realitedir. Yani denenmişi deneyip tabanda tekrar tutmuyor diyorsun. Einstein diyor ya, aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemek. Tamam. Neyse, bu arada yönetmenim diyor ki 8 dakikam kaldı. Sözümü toparlayayım. Daha söz bitireyim. Vereyim. Ben Özgür Özel'in yapmış olduğu, tırnak içinde söylüyorum, tekrar söyleyeceğim, Kürt açılımını samimi görmüyorum. Seçmeni de samimi geçtiğini düşünmüyorum. Yerel seçim odaklı mı diye görüyorsunuz? Tamamen. Bu arada DEM Parti'ye de çok samimi gelip gelmediğinde de orada da bir soru işaretim var. Yani yerel seçimlerde hala DEM Parti tamam biz görüştük ama kendi adayımızı çıkarıyoruz derse o zaman acaba oradan buraya oklar gelecek mi? Çünkü bugün İYİ Parti'ndeki iddialar ne? Ekrem İmamoğlu bizi karıştırıyor. Bazı insanlar Ekrem İmamoğlu tarafından, ben söylemiyorum, kendileri söylüyorlar, kusuruma bakmasınlar, satın alınıyor. Yarın öbür gün DEM'den de belki benzer şeyler göreceğiz. O yüzden seçim dönemi yapılan ittifaklar, zaruri ittifaklar
bana samimi ve seçmenize geçen ittifaklar olarak gelmiyor açıkçası. Çok teşekkürler.